Ana Haber Bülteni Ahmet Terzioğlu'yla başlıyor. Türk Bayancı Televizyonu'ndan herkese iyi akşamlar. Ana Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimize geçmeden önce haber başlıklarını izleyelim. Ardından tekrardan karşınızda olacağım. Başbakan Muhammed Şia, Sudan, Irak Medya Müsevi Veli Heyeti üyeleri Nağım Başkanı ile takım ruhu içinde çalışmaları talimatını verdi. Başbakan hükümetin 2 yıldan kısa bir süre içinde önemli bir yol kat ettiğini doğruladı. Cumhurbaşkanı Abdülhatif Cemal Reşit, Irak'la Birleşik Krallık arasındaki işbirliği ufuklarının genişletilmesini tartıştı. Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeyzan, Azerbaycan'da mahkum değişimi ve terörle mücadele işbirliği konusunu görüştü. İngiltere bugün resmi olarak istifasını sunan Rishi Sunak'ın yerine Keir Starmer'in başbakan olarak atandığını duyurdu. Filistin'de Batı Şeria'daki Siyonist bombardıman sonucu 4 sivil şehit oldu, çok sayıda sivil de yaralandı. Başbakan Muhammed Şah, Sudani Irak Medya Mütevelli Heyeti üyelerine ağın başkanıyla takım ruhu içinde çalışmaları talimatını verdi. Mütevelli heyeti üyelerini kabul eden başbakan ağın performansını artırmak için hizipçilikten uzak, yüksek performanslık bir çalışmanın gerekliliğini vurgulayarak ağın devletin medyası temsil etmesi medyayı sağlaması açısından önemini işaret etti. Daha önceki bir hükümet faaliyetinde başbakan hükümetin 2 yıldan kısa bir süre içinde tüm alanlarda çalışma ve zorlukların üstesinden gelme konusunda önemli bir yol kat ettiğini doğruladı. Bu açıklama 50 çalışanın iş performansındaki medalyası dolayı ödüllendirildiği ve başbakanın çok çalışan ve mükemmeli hak eden seçkin çalışanları övdüğü, Irak için kendini feda eden şehidin de önemli olduğunu vurguladığı Ulusal İş Günü'nün yıllık kutlamalarının denetlendiği sırada gerçekleşti. Diplomatik konularda ise Cumhurbaşkanı Abdülhatif Cemal Reşit, Irak ile Birleşik Krallık arasındaki işbirliği ufuklarının genişletilmesini tartıştı. Medya bürosundan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi Stephen Hitch ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki koordinasyonun daha yüksek çıkarlara hizmet etmek için ortak endişe duyduğu konulardan, daha doğrusu konularda önemini ve bölgede güvenliği ve ekonomik istikrarın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Adli konularda ise Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeyzan, Azerbaycan'da mahkum değişimi ve terörle mücadelede işbirliği konusunu görüştü. Rusaf ve Temiz Mahkemesi Başkanı Yargıç Faik Zeyzan başkanlığında Irak Heyet'in Azerbaycan Yargı Başkanı ile yaptığı görüşmelerde deneyim alışverişi ve uluslararası soruşturmaların tamamlanması için dosyalarının yanı sıra Irak'la adli işbirliği ufukunu genişletilmesine yönelik mekanizmaların üzerinde görüşüldüğünü söyledi. Muharrem ayı hazırlıkları kapsamında Alataba El Hüseyni'ye bu ayı karşılamak ve Aşure gününü milyonlarca ziyaretçi ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı. Alataba El Hüseyni'ye'de asayiş, dalrosu asayişin sağlanmasından sorumlu yetkili Resul Fazal'a Muharrem ayının gelişini simgeleyen bayrak değiştirme günü için hazırlıkların tamamlandığını belirterek aralarında yüksek işbirliği ve koordinasyon bulunduğunu anlattı. Sınır kapıları kurulu sınır geçişlerini elektronik ağ oluşturması konusunda ilerleme kaydettiklerini duyurdu. Sınır geçişlerinin ağ bağlantısı projesi danışmanı Ahmet İzzeddin idarenin projenin ilk etabını %100 tamamladığını belirterek tüm sınır geçişlerinin optik kabloya bağlandığını ve inşaatın tamamlandığını söyledi. Ulusal Güvenlik Teşkilatı Irak Karikatör Evi İşbirliği ve Bağdadi Kültür Merkezi koordinasyonunda elektronik şantajın önlenmesi amacıyla karikatür sergisi açıldı. Teşkilatın resim sözcüsü Erşat El-Hakim serginin elektronik şantajla mücadele yönelik çalışmaları olan 84 şantajcının katılımına sahne olduğunu söyledi.
Kerkük Türkman Kardeşlik Ocağı Düşünceler başlığı altında Türkman Edebiyatı tarihi üzerine önemli bir konferans gerçekleştirdi. Konferansa bir grup Türkman edebiyatçı katıldı. Kerkük Türkmen Kardeşlik Ocağı Düşünceler başlığı altında Türkmen Edebiyatı tarihi üzerine önemli bir konferans gerçekleştirdi. Konferansa bir grup Türkmen edebiyatçı ve kişi katıldı. Doktor Mehmet Ali Şerif'in Türkmen Edebiyatı tarihine ilişkin Düşünceler başlığı altında verdiği değerli konferansta konunun önemi, amaçları ve gerekli farkındalık konusunda katılımcılara bilgi verildi. Edebiyata ihtimam vermek bence bizim yaşlı edebiyatçılarımızın yani mesuliyetidir bu. Aslında özler göre bir şey teşvik etsinler, gençlere davet etsinler, edebiyata önem versinler. Seminer, Türkmen Edebiyatı ve Kültürü üzerine bir tartışma gerçekleştirdi. Konuklar Doktor Mehmet Ali Şerif'e sorular sordu ve Türkmen Edebiyatı'nın ve ona olan ilginin önemini vurguladı. Türkmen Edebiyatı'ndan geçmişten bugüne kadar tarihi hakkında yapılan eserlere değindik. Yani bu eserler, bu çalışmaların birçok kısmı da dile getirmemekle sadece örnek olarak bazılarını bir kısmından bahsettik. Bunlardan tabii ki tamamen bugüne kadar Türkmen Edebiyatı'nın tarihi yazılmıştır ya da yazılmamıştır. Bunu tartıştık, bunu konuştuk. Burada ileri sürülen eserlerde çalışmaların tamamen bir edebiyat tarihi olmadığını yani göstermiştik. Bugün Türkmen Kardeşlik Ocağı düzenlemiş olduğu seminerde değerli hocamız Mehmet Ali Şerif Beyler güzel bir seminer sundu. O da Türkmen Edebiyatı'ndan konuştu. Bazı yani nasıl kaynaklara dayanarak iyi bir edebiyatımız olsun, edebiyatımızın diğer dallarına işaret etti. Sonra bizim gençlerimiz yalnız kalmasınlar şiir ve horiyat alanında. Tamam, bizim bir kağıtımızdı horiyat. Bizim yani yerli şiveyle yazılan bir edebiyat koludu ama yalnız bunlarla kalmasınlar. Öte yandan seminerin sonunda Doktor Mehmet Ali'ye Türkmen Kardeşlik Ocağı tarafından plaka verildi. Kerkük Türkmen Kardeşlik Ocağı Türkmen Edebiyatı Tarihi ve aynı zamanda da Düşünceler adı altında bir seminer düzenledi. Hüseyin Palantçı, Türkmen TV, Kerkük. İran seçimlerinde Tahran Valisi Ali Rıza Fahri, sandık kapılarının açılmasından bu yana seçmen katılımının büyük olduğunu duyurdu. Seçimlere katılımının ilk saatlerden itibaren iyi olduğunu ve aynı dönemde katılım oranlarının ilk tura göre %20 arttığını, seçimlerin birinci ve ikinci turlarının 6.696 seçim merkezinde yapıldığını ifade etti. Başbakanlık seçimlerinin sonuçlarının ardından İngiltere bugün resmi olarak istifasını sunan Rishi Sunak'ın yerine Keir Starmer'in başbakan olarak atandığını duyurdu. Kral Charles İşçileri Bakan, daha doğrusu İşçi Partisi genel seçimlerinde ezici bir zafer elde ettikten sonra Starmer'i resmi olarak İngiltere Başbakanı olarak atamayı kabul etti. İşçi Partisi hükümeti kurmak için muhafazakarların %31 sandalye kazanmasına kıyasla 410 sandalye kazandı. Yeni İngiltere Başbakanı Keir Starmer, hükümetinin değişim arayışındaki çalışmalarının daha yeni başladığını duyurdu. Starmer, hükümetin binasına varır varmaz düzenlediği konferansta yeni hükümetin tüm sorumluluğunu üstleneceğini ve hizmetlerini vatandaşlara ayrım gözetmeksizin sunacağını söyledi. İşçi Partisi'nin Ulusal Kampanya Başkanı Pat McFadden, Keir Starmer'in kabinesinin tüm üyelerini Cuma günü sona kadar atamasını beklediğini ifade etti. Basın açıklamalarında Bakanlar Kurulu'nun yarın cumartesi günü toplanıp sorumluluklarını paylaşacaklarını söyleyen McFadden, Starmer'in uluslararası sahnedeki ilk anı olacağı 9 Temmuz'da yapılması planlanan NATO zirvesine işaret etti.
Filistin'de Batı Şeria'daki Siyonist bombardımanı sonucu 4 sivil şehit oldu. Çok sayıda sivil de ağır yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı Cenin'de drone ile gerçekleştirilen saldırının bir evi hedef aldığını, yaralılardan bazılarının durumlarının kritik olması nedeniyle şehit sayısının artma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. İsrail ordusunun Gazze şeridinin çeşitli bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda 29 Filistinli şehit düştü. İsrail ordusunun Gazze şeridinin çeşitli bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda 29 Filistinli yaşamını yitirdi. Kaynaklardan aldığı bilgiye göre İsrail ordusu karadan ve havadan Filistinlilerin sığındığı bölgeleri hedef aldı. İsrail ordusunun Gazze kentinin Tufah mahallesini hedef alması sonucu iki Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Ordunun El-Şati mülteci kampı, Farimal mahallesi ve Derac mahallesinde 3 okulu hedef alması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralanan oldu. İsrail'in Gazze'nin doğusundaki bir eve hedef alması sonucu 4 kişi öldürürken 13 kişi yaralandı. Yafa Caddesi'nde de Rifa ailesine ait bir evi hedef alması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı. İsrail ordusunun da Derac mahallesinde Berdevir ailesinin de evini hedef alması sonucu da bir çocuk ve bir kadın öldü. Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampında Hadar ailesinin evinin hedef alınması sonucu en az 6 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Şuca'ya mahallesindeki saldırılar da sürüyor. Mahallede Filistinli direnişçiler ile İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşanıyor. İsrail ordusuna ait bildozerlerin de Rafah'ın doğusundaki Eşşuka bölgesinden batıya doğru ilerlediği Salahaddin Caddesi'ni geçerek Gassan Kanafani okuluna ve Abu el-Hasim bölgesine ulaştı. Söz konusu bölgelerde zaman zaman silah ve roket sesleri duyuldu. Gazze şeridinde Siyonist işgal güçleri Şucaiye mahallesine ve Gazze şeridinin doğu bölgelerine yönelik şiddetli saldırılarına devam etti. Sağlık Bakanlığı saldırı sonucu 45 Filistinli'nin şehit düştüğünü, 125 kişinin de yaralandığını açıklayarak saldırılarda şehit düşenlerin sayısının 38.011 şehide yükseldiğini kaydetti. Şangay İşbirliği Örgütü ülkelerinin liderleri Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu. Astana'da düzenlenen Şangay İşbirliği Zirvesi'nin sonuç bildirisinde ülke liderleri ülkelerinin Gazze'deki savaşın devam etmesinden dolayı duyduğu endişeyi dile getirerek tek çözümün Filistin meselesinin adil bir şekilde çözülmesinde yattığını vurguladı. Kaliforniya'nın kuzeyinde şiddetlenen bir orman yangını binlerce kişinin tahliye edilmesine neden oldu. Kaliforniya'nın kuzeyinde şiddetlenen bir orman yangını binlerce kişinin tahliye edilmesine neden oldu. Meteoroloji servislerine göre ABD'nin batısında son derece tehlikeli bir sıcak hava dalgasının vurduğu bu bölgede yaşanan yangın nedeniyle yetkililer on binlerce kişiyi tahliye etti. Bölgede ifadeciler alev alev yanan ağaçlarla çevreli evleri korumak için mücadele ederken helikopterler ve su bombardıman uçakları alevlerle mücadele etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin batısı uzun ve yoğun bir sıcak hava dalgasına hazırlanırken yetkililerin 10 binden fazla kişiden bölgeyi terk etmesini istediği Orville yakınlarında da salı gününden bu yana 1.400 hektardan fazla çayır ve ormanlık alanı kül oldu. Yangın 2018 yılında ABD eyaleti tarihinin de en ölümcül yangınına sahne olan ve 85 kişinin hayatını kaybettiği Paradise yakını bir mesafede bulunuyor. Kaliforniya valisi daha fazla kaynağı harekete geçirebilmek için olağanüstü hal ilan etti. NBC'nin bir yayın kuruluşu olan Yerel Televizyonu kanalına göre 25 binden fazla kişi tahliye emirlerinden etkileniyor. Hindistan'ın kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde hayatını kaybeden kişi sayısı 48'e yükseldi. Hindistan'ın kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerden hayatını kaybeden kişi sayısının 48'e çıktı. Hindistan Times gazetesinin haberine göre Hindistan'ın kuzeydoğu eyaletlerinde şiddetli yağışlar ve sel etkili olmaya devam ediyor. Yetkililer
Asan ve Manipur eyaletlerinde sel nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 48'e ulaştığını açıkladı. Bölgedeki konutların yağış ve selden etkilendiğini belirten yetkililer, binlerce kişinin bölgeden tahliye edildiğini bildirdi. Hindistan Meteoroloji Dairesi Güneydoğu eyaletleri için kırmızı alarm verdi. Her yıl Haziran-Eylül döneminde etkili olan monsun yağmurları bölgede büyük hasara yol açıyor. Bilim insanları, Bangladeş ve Hindistan'ın güneydoğu bölgelerinde son yıllarda görülen düzensiz ve aşırı yağışların iklim değişikliğinden kaynaklandığı görüşünü paylaşıyor. Şimdi haber başlıklarını tekrardan izleyelim. Başbakan Muhammed Şia Sudan Irak Medya Mütevelli Heyet Üyelerine Ağam Başkanlığı'yla tüm takım ruhu içinde çalışmaları talimatını verdi. Başbakan hükümetin 2 yıldan kısa bir süre içinde önemli bir yol kat ettiğini doğruladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Öcalan Raşid Irak'la Birleşik Krallık arasındaki işbirliği ufuklarının genişletilmesini tartıştı. Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan Azerbaycan'da mahkum değişme ve terörle mücadele işbirliği konusunu görüştü. İngiltere bugün resmi olarak istifasını sunan Rishi Sunak'ın yerine Keir Starmer'in başbakan olarak atandığını duyurdu. Filistin'de Batı Şeria'daki Siyonist bombardıman sonucu 4 sivil şehit oldu, çok sayıda sivil de yaralandı. Böylelikle bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.